Geçtiğimiz saha, dünya çapında doğa koruma alanlarında yaşanan gelişmeler paralelinde, Türkiye'de bu kapsamda birçok çalışma yapılmıştır. Sahip olduğu konum itibariyle de birçok alan çeşitli statülerle koruma altına alınmıştır. Zengin biyoçeşitliliği bakımından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olan Kastamonu ili sahasında ekolojik, kültürel ve sosyal yönleriyle birçok alan çeşitli statülerde koruma altındadır. Saha alanında iki ayrı tip temel vardır. Daday, Azdavay ve İnebolu hattının doğusunda fillit, slate ve metamorfiyolitlerden kurulu temel triyas alt şura yaşındadır. Bunlar derinlik ve yüzey kayaçları tarafından erken dokyerde kesilmiş paleotetis birimleridir. Prekambriyen ve paleozoik yaşlı birimler Daday-İnebolu hattının batısındaki Karadere'de yüzeylerler. Kastamonu ili arazilerinde bulunan ve sahip oldukları özellikle orman ve diğer doğal kaynaklar nedeniyle çeşitli statüler kazandırılan alanlar belirlenmiş, bu alanların özellikleri ile statüleri hakkında bilgi veriler toplanmış, bu alanlar hakkındaki genel bilgiler sunulmuştur. Bu alanlar 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na göre korunan alanlar, bu kanun kapsamı dışında kalan ve özel nitelikleri nedeniyle korunan alanlar ve rekreasyon amaçlı yönetilen alanlar olarak 3 grup halindedir. Kastamonu ilinde 2 milli park, 3 tabiat parkı, 4 tabiat anıtı olmak üzere 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'na göre korunan alanlar 38.891 hektar, 4 yaban hayatı geliştirme sahası, 2 muhafaza ormanı, 22 gen koruma ormanı, 7 tohum meşçeresi, 2 tohum bahçesi olmak üzere diğer kanunlar çerçevesinde özel nitelikleri nedeniyle korunan alanlar 47.636 hektar ve 19 mesire alanı, rekreasyon amaçlı yönetilen alanlar 147.1 hektar alanı kaplamaktadır. Toplamda da Kastamonu ilinin %0.66'sı çeşitli statülerde korunmaktadır. Karadere'de üst Kambriyen, alt Ordovisiyen birimleri, Prekambriyen birimlerini birincil stratigrafik dokanakla üstlerler. Kambriyen'den üst Karbonifere kadar olan paleozoik birimler iki regresif istif gösterirler. Karasal ortamda çökelmiş olan termotriyas birimleri kendinden yaşlı tüm birimleri açısal uyumsuzlukla üstlerler. Tabiatı korumanın geleceği, kırsal alanların geleceğine, kırsal hayatın korunmasına ve sağlıklı yürüyen bir kırsal ekonomiye bağlıdır. Kırsal alanlardaki düşük ve dağınık nüfus ile beraber yetersiz gelir söz konusu olduğunda bu alanların turizm köyleri gibi faaliyetler için kullanılması söz konusu olacaktır. Bu tür girişimlerin önemli bir kısmı korunan alanlarda veya dışında yapılmaktadır. Bazı etkinliklerin korunan alanlara ve tabiata çok zarar verdiği de görülmektedir. Bu sebeple tabiatı korumakla görevli olan bizlerin çevremiz ile iyi bir proaktif ilişkiler içinde olmamız lüzumludur. Proaktif kişi, kurum ilişkilerde ve faaliyetlerde inisiyatifi eline alan kişi, kurum demek olup tabiattaki faaliyetlerin kontrolü için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü taşra kuruluşlarının kırsal sahalarda doğa turizminin geliştirilmesinde öncü olması doğru bir harekettir. Gondwana ve Lavrasya kıtalarının çarpışması bindirmelere neden olduğundan dolayı Gondwana kıtasına ait
paleozoik birlikler az metamorfik filiş fasiyesi ve ofiolit metaofiolitlerden kurulu paleotetis birlikleri üzerine erken dokyer zamanında güney-güneybatıdan kuzey-kuzeydoğuya doğru bindirmişlerdir. Son yıllarda sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar korunan alanlar, doğal alanlar, kırsal kalkınma, kalkınma için işbirliği gibi konuları tamamıyla farklı bir bakış açısıyla algılamaya başlamışlardır. Tabiat ve geleneksel kültürler üzerinde turizmin yarattığı olumsuz tesirler ve bunların neticesinde duyulan korkular, kitle turizmine karşı alternatif çevre duyarlı turizmi ve tabiatı korumayı öne çıkmıştır. Sürdürülebilir doğa turizmi ve ekoturizm yaygın turizm odaklı turizm endüstrisinin doğada yapmış olduğu tahribata karşı tabiatın korunması için bir umut olarak ortaya çıkmıştır. Algılamadaki bu değişiklik, doğal alanlar, korunan alanlar ve çevresinin bölgesel planlamasında turizme ilişkin proje ve çalışmaların giderek artmasına yol açmıştır. Jeolojik olarak çarpışmanın neden olduğu tektonizma, çalışma alanında ayırt edilebilir üst liyastan genç birimlerdir. Bu tektoniğe ve yaşlı birimleri transgresif olarak örtmüşlerdir. Bu sahalar transgresyon paleosene kadar devam etmiştir. Kuzeye eğimli neotetis dalma batma zonunun pontitler altına dalmasıyla ilgili Ada Yayı volkanizması Albiyen öncesinde başlamıştır. Bu sayede turizm, zaman içinde kırsal alanların kalkınmasında yoksulluğun azaltılması ve yöresel kültürel zenginliğinin korunmasında anahtar bir kelime haline gelmiştir. Doğa turizmi, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfus için yeni bir bakış açısı yaratılması, yoksulluğun ve kırsal göçün azaltılmasında en önemli seçeneklerden biri olarak görülmektedir. Ancak turizmin yalnızca yerel ekonomi ile doğru şekilde bütünleştirildiği takdirde beklentileri karşılayabileceği ve yöre halkı ile diğer ilgi gruplarına fayda sağlayacağı unutulmamalıdır. Kendinden yaşlı sedimanlar üzerine açısal uyumsuzluklarla gelen eosen birimleri sahada değişik fasiyesler sunar. Neojen döneminde karasal birimler oluşmuştur. Bunları genç alüvyonlar izler. 1980'li yıllardan itibaren Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın çevre konularına ilişkin çalışmaları giderek artan bir etki yaratmıştır. Dünya Çevre Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılında tamamladığı çalışmalar sonunda Ortak Geleceğimiz adlı bir rapor hazırlanmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre ve kalkınma konularında çok farklı yaklaşılması gerektiği bu raporda vurgulanmış olup, kalkınmanın ve insanlığın sahip olduğu kaynakların sürdürülebilir olduğuna değinilmiştir. Raporda ortaya konan sürdürülebilir kalkınma kavramı, İnsanların elinde bulundurduğu ve onlara muhtaç olduğu ekolojik, kültürel ve sosyoekonomik kaynakların nadir ve eşsiz olduğu görüşüne dayanmaktadır. Bir sahanın sahip olduğu kaynaklar çok farklı maksatlar için kullanılabilmektedir. Devrekani Kuzeydoğusunda Ebrek Metamorfiti olarak adlanan bu birim, Daday yörelerinde de Akgöl formasyonu ve Mesozoik yaşlı Kızılsaray grubu ile tektonik ilişkili olarak gözlenir. Bu birim Devrekani Kuzeydoğusu, Yaralı Gözdağı güneyinde Dokyer alt mal yaşlı karasallar tarafından açısal uyumsuzlukla örtüldüğünden yaşı Dokyer öncesi olarak kabul edilmiş, Paleotetist'in
güney kıyısına yakın çökeller olarak yorumlanmışlardır. Örneğin, bir orman kereste imalatı için kullanılabilir, üzerindeki ağaçlar kesilerek tarım toprağı olarak kullanılabilir, korunan alan olarak kullanılabilir, alanın ve alanda yaşayan yöre halkının özelliklerine bağlı olarak bu seçeneklerden bazıları uygulanabilir, bazıları ise kesinlikle uygulanamaz. Yalnızca korumacı bir yaklaşım içine girildiğinde doğru görülen seçenek ormanın el değmemiş eski haline bırakılması olsa da, yöre halkı ve diğer iş gruplarının bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yaşam kalitelerini yükseltmek için ormandan hak iddia etmeleri mevzubahistir. Bu sebeple %100 sürdürülebilir kalkınmaya her zaman ulaşılamasa da bu hedef üzerine yoğunlaşılmalıdır. Bu sahaların jeolojik olarak kıtasal kabuğa ait birimlerinde Prekambriyen, Kambriyen ve İstanbul Zonguldak tipi üst paleozoik, alt mesozoik birimlerini içerir. İstanbul napı olarak adlandırılan bu kıtasal kabuk birlikleri Ballıdağ, Devrekhane, Araç, Kuzeybatısı ve Söğütezü yerelerinden elde edilen verilere göre erken dokyerde okyanusal, denizel, Trias, Lias birimleri üzerine güneyden kuzeye itilmişlerdir. Doğal ve korunan kırsal alanlarda geçmişten günümüze yerel topluluklar ile arazinin beraberliği çok önemli olmaktadır. Korunan alan ağı büyüdükçe korunan alan kavramının anlamı da değişmeye ve gelişme göstermeye başlamıştır. Bu gelişme içinde yöre insanlarının varlığı ve faydalanmalarının sürdürülebilirliği de öne çıkmaktadır. Doğal alanlar ve korunan alanlar içinde yer aldığı bölgenin sürdürülebilir kullanımı, turizm, ekolojik tarım, hayvancılık, yeni bölgesel ürünler, sürdürülebilir ormancılık, hatta enerji üretimindeki yatırımlarla birlikte düşünüldüğünde daha başarılı olacaktır. Kırsal kalkınma kavramı, kırsal kalkınma küçük toplulukların içinde bulundukları ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla giriştikleri çabaların devletin bu konudaki çabalarıyla birleştirilmesi, bu toplulukların tüm ülke insanlarının tümüyle kaynaştırılması ve ulusal kalkınma çabalarına tam biçimde katkıda bulunmalarının sağlanma süreci şeklinde tanımlanmıştır. Doğal alanlarda faaliyetlerin açıklanmasında kırsal alan, kırsal kalkınma, yöresellik ve sürdürülebilir kalkınma gibi kavramlar değerlendirilmelidir. Kırsal alan, şehir diye tabir edilen yerleşme sahalarının dışında kalan, tarımla ilgili etkinliklerin yapıldığı alanları da içeren, köy, mezra, kom ve mezeri atlarla anılan insan yerleşimlerinin var olduğu alanları kırsal alan olarak tanımlayabiliriz. Bazı yörelerde, özellikle Daday güneyi ve kuzeybatısında tektonik ilişkili olduğu Silüryen yaşlı fındıklı formasyonu ile litolojik benzerliğinden ötürü tam anlamıyla ayırt edilememiş olabilir. Başakpınar, metakarbonatı, Devrekhane kuzey doğusundan atlanan birim, meta silt taşları, gnaislar ve meta baziklerle girik mermerlerdir. Kırsal alan kalkınması hem bir eğitim hem de örgütlenme işi olup, kırsal alan toplumun gereksinimlerinin göz önünde tutulması, kırsal alan kalkınma politikası ile ilgili planların alınması sırasında topluma zorla kabul ettirilmemesi gereken bir konudur. Toplum istediklerini elde etmedikçe kırsal alan çalışmalarına katılmayacaktır. Tarımsal çalışmalar, beslenme, eğitim, mesleki önderlik ve öğretim, kooperatifler, el sanatları, küçük sanayiler,
sosyal güvenlik çalışmaları, planlama ve sağlık politikaları nitelikleri, kırsal alan ve ülke planları ile bir bütünlük sağlamalıdır. Yöresellik, sürdürülebilir turizmin merkezinde bulunan bir kavramdır. Sürdürülebilir kalkınma, ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına dayanmaktadır. Burada ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel sürdürülebilirlik gardlarının tamamının sağlanması önemli olmaktadır. Bu sahada Sivrikaya Antiklinali güneyi, Yaralı Göz Dağı batısında yüzeyleyen, altta koyu gri renkli, üste doğru gri mavimsi, pembe renkli, kalın katmanlı, masif görünüşlü, mikritik kireç taşları da Başakpınar metakarbonatlarının intrüsiflerden ve tektonikten uzak bir kesimidir. Onun doğu uzanımında Yaralı Göz Dağı'nın hemen kuzeyinde yüzeyleyen şeyi ve baziklerle girik mermerler ise Dogger intrüfizleri ile kontakt halindedirler. Kırsal alanlar turizm ve boş zamanların değerlendirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Kırsal alan turistlere sakin ve huzurlu bir seçenek sunmaktadır. Kırsal alanlar ayrıca doğa için önemli role sahiptirler. Tabii kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, doğal felaketlere karşı koruma, iyi hayat şartlarının korunması ve doğal manzaranın korunması, doğal çevre ile ilgili hususlardır. Sürdürülebilir kalkınma, ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına dayanmaktadır. Sürdürülebilir turizmin gelişimi de sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir turizm gelişiminde turistlerin ve ziyaret edilen bugünkü ihtiyaçlarının gelecekteki fırsatları koruyup genişleterek karşılanması amaçlanmaktadır. Bu yaklaşım, ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, sosyal ve estetik ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve kırsal hayatı destekleyen süreçlerin devamını içerecektir. Korunan alanlar açısından, tabiatın seçkin parçaları olan korunan alanlar ile turizm arasındaki bağ, korunan alanların tarihçesi kadar eskidir. Korunan alanlar turizme, turizm korunan alanlara ihtiyaç duymaktadır. Turizm korunan alanların kurulması ve yönetiminde göz önüne alınması gereken önemli bir bileşendir. Bu yöreler yaşlı kayaç sisteminde paleotetistin kapanımı süresinde de çökelimine devam eden Akgöl formasyonu, Dogger yaşlı, granit, grano, diorit, kuvars, monzonit gibi asitik intrüsiflerle kesilmişlerdir. Akgöl formasyonu içerisindeki tüm ofiolitik kayaçlar ve asitik intrüsifler çalışmalarımızın amacına yönelik olarak her yerde ayırtlanmamışlardır. Ofiolitler, küre, Yaralı Göz Dağı kuzeyi, Devrekhani güneyi, Düzdağ yörelerinde yüzlek verirler. Asitik intrüsifler, Sivrikaya, Antiklinali, Küre Çangal Dağı ve Bakacak Dağı kuzeyinde yüzlek vermektedirler. Aynı şekilde koruma altında olmayan flora ve faunanın tutunduğu tabiat alanlarına ve insanın yaşadığı sahalardaki yöresel kültüre de turizm bağımlıdır. Bu bağımlılık doğa ve kültürün bozulmaması için tedbirler gerektirir. Bu tedbirlerin neler olacağının sürdürülebilir kırsal kalkınma ilkeleri çerçevesinde tespiti de lüzumludur. Turizmin önemli bir ekonomik faaliyet olması ve
tüm göstergelerin bu faaliyet büyüme eğiliminde olacağı yönünde olması önemli bir husustur. Turizmdeki büyüme ile beraber sürdürülebilir turizm, ekoturizm gibi doğayla ilgili turizme olan talep artmış ve turizm ürünleri ile destinasyonlar çeşitlenmiştir. Turistlerin talepleri de değişmiş ve çeşitlenmiştir. Turistlerin talepleri, konaklamada konforun sağlanması yanında yöreye özgü kültürel değerler hakkında bilgi edinme, yöre halkıyla iletişim, bölgenin flora ve faunası, özel ekosistemler, doğal hayat ve bunların korunması da dahil olmak üzere daha sorumlu bir seyahat deneyimi kazanmak da söz konusudur. Beklenen büyüme ve yeni eğilimler turizmi o kadar stratejik bir konuma taşımıştır ki turizm eşsiz özellikle doğal veya korunan alanların sürdürülebilirliğinin yanı sıra bu alanların çevresinde yaşayan yöre halkının kalkınma potansiyeline de müsbet etki sağlamaktadır. Bu durumda turizm doğal alanların korunması ve yöre halkı ile ziyaretçilerin çevre bilincinin artırılmasında kullanılabilecek çok önemli bir araç olabilmektedir. Dolayısıyla turizm sayesinde koruma çalışmaları için gerekli mali kaynakların kazanılmasının yanı sıra ziyaretçiler ile yöre halkına yönelik bilinçlendirme ve eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanması gibi hedeflere de ulaşılabilmektedir. En önemli husus, turizm faaliyetlerinin uzun dönemde sürdürülebilir olması için geniş kapsamlı, dikkatli, katılımcı ve paylaşımcı olarak planlanması, sürecin etkin yönetimi ve izlenmesi de gereklidir. Aksi takdirde bu faaliyetlerin geri dönüşü mümkün olmayan olumsuz etkileri ortaya çıkacak ve turizm bu alanları tahrip eden bir faktör haline gelecektir. Azdavay sahasına yaklaşıldıkça kum taşı, şeyi, şilt taşı, yer yer kireç taşı ve çakıl taşı litolojilerinden kurulu olan birim, derin denizel ortamda çökelmiştir. Kalınlığı 400 ila 700 metre arası değişen birim, alttan çakraz formasyonu ile üstten inaltı formasyonu ile açısal paralel uyumsuzdur. İnsanın kullanımı bakımından hassas olan sahalarda turizm söz konusu olduğunda turizmin iyi planlanması ve yönetilmesi önemli olmaktadır. Alışılmış turizm stratejileri ile doğa turizmi gelişme stratejisi arasındaki fark şudur. Alışılmış yöntemler yukarıdan aşağıya bakış açısı ile uygulanmaktadır. Yani kararlar merkezden alınmakta ve uygulanması için yerele taşınmaktadır. Yöre halkı katılımcı olamamaktadır. Sürdürülebilir turizm ise aşağıdan yukarıya bir yaklaşım için gayret göstermektedir. Bu yaklaşımda yöre halkının beklentileri ele alınır. Yönetime katılmasını sağlayıcı yapı kurulur. Yörenin kalkınma potansiyelini bünyesinde barındıran tabii değerlerin korunması için kararlar ortak alınır ve karar almanın yanında uygulama ve izleme aşamalarında da yöre halkının becerilerini, bilgisini en uygun şekilde kullanmak esastır. Bu yaklaşım yöre halkının, yerel otorite ve organizasyonların yetkilendirilmesine dayanır. Güney ve Güneydoğu'da karasal bürünük formasyonu çökelirken, kuzey ve kuzeybatıda denizel Himmetpaşa formasyonu çökelmiştir. Üst Kretase sunu hareketleri ile oluşan Aydos fayı ile bu iki ayrı fasiyes birbirlerine yaklaşmıştır. Bölge, inaltı formasyonu ile olan uyumsuzluğunda büyük bir fark görülmemektedir. Aydos fayının güneyinde ve doğu kesimlerinde bu yaş konağında karasal bürünük formasyonu çökelmiştir. Sadece Cide Çakraz arasında gözlenen Himmetpaşa formasyonu bu yörelerde
Üst Lias Dokyar dönemindeki yersel bir çökmeyi göstermektedir. Sürdürülebilir turizm gelişim aşamasında doğa ve çevresinin ortak çıkarları söz konusudur. Konaklama ve diğer turizm altyapıları mümkün olduğunca doğal alan dışında olmalıdır. Bu durum doğaya ve kültüre zararı en aza indirdiği gibi ev pansiyonları gibi faaliyetlerin yapılabileceği yöreye faydayı arttırabilir. Yöre halkı ve diğer bölgesel ilgi grupları turizm gelişiminde önemli ortaklardır. Söz konusu gruplar turiste konaklama imkanı sunacaklar, sunacakları ürünün kalitesinin korunmasında da sorumluluk alacaklardır. Günübirlik ziyaretçiler yerine uzun süreli konaklamaya lüzum duyan turistlere hedefleniyorsa, doğal ve kültürel mirasa dayalı çekim noktaları, el sanatları gibi faaliyetler ortaya konmalıdır. Doğal alanlar genellikle çok hassastır. Bu sebeple ekolojik değerler belirli bir saha ile sınırlı olmayacaktır. Geleneksel hayat, yerel kültür, kırsal sosyoekonomik yapılarda aynı zamanda turizmin temel kaynağı olmaktadır. Doğa turizmi gelişme master planının sahada doğa turizmine konu sahaların tüm ilgi grupları için anlamlı ve cazip bir bakış açısına dayandırılmasına esas olmalıdır. Doğa turizmi gelişme master planında turizm doğayı koruma, kırsal kalkınma için bir araç olarak ele alındığından doğa turizmi yönetim planı olarak ele alınmalıdır. Hali hazırda olan turizm etkinlikleri de tartışmalı ve değerlendirilmelidir. Sahada sürdürülemez olan turizm veya gelir getirici çeşitli faaliyetleri de tanımlanmalıdır. Ayrıca iyi bir yönetim yapısı oluşturmak için tehditler ve fırsatları da değerlendirerek ortaya çıkaracak bilgilere gereksinim vardır. Doğaya dayalı turizm yönetiminin entegre bir anlayışla alan ve çevresinin sahip olduğu doğal, tarihi ve sosyoekonomik kaynakların bütüncül ele alınması, değerlendirilmesi de önemlidir. Turizm gelişimi genel olarak piyasa talebine göre yönlendirilir. Bir alanın turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, rekabetçi ve özgün bir destinasyon oluşturması için gerçekçi beklentiler ortaya konulmalıdır. Yüksek ekolojik değerlere sahip olan sahalar yüksek turizm değeri içermeyebilir. Turizm ancak doğru pazar ürünlerini hedeflediği zaman başarılı olabilir. Özellikle hassas tabiat alanlarında taşıma kapasitesi düşük iken bu alanlarda beklenen faydalar yüksek olmaktadır. Taşıma kapasitesinin düşüklüğü sınırlı sayıda turist demektir. Bu sebeple taşıma kapasitesinin değerlendirilmesi de önemli olmaktadır. Entegre doğal alan yönetimi, doğa turizmi gelişme master planı ile doğa ve turizm yönetimi için tüm ilgi gruplarının desteğini almayı hedefler. Tüm ilgi gruplarının etkin desteği önem taşır. Turizm gelişiminin karmaşık yapısı göz önüne alınırsa, ilgi gruplarının etkin işbirliği oldukça önemlidir. Planın herkes tarafından sahiplenilmesi ayrıcalık olacaktır. Sürdürülebilir kırsal kalkınma için kapsamlı bir vizyon belirlenmesine de ihtiyaç vardır. Aynı zamanda hem geri bildirim temin etme hem de taşıma kapasitesinin kontrolü için izleme programı da olmalıdır. Geri bildirimler kalitenin artırılması, sunum taleplere uygun hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve hizmetteki aksamalarla doğadaki değişimlerin takibi için çok gereklidir. Pazarlama stratejisi de doğa turizmi gelişme master planının bir parçası olup, kalkınma ve rekabete açık ürün-pazar kombinasyonu için yaratıcı yaklaşımlar içermelidir. Pazarlar, hedef gruplar, turist sayısı, ürünler, hizmetler, yaratıcı yaklaşımlar bu stratejide yer almalıdır.
turizm destinasyonu yönetimi yaygın bir stratejik yaklaşım olup destinasyonu rekabete açık hale getirir. Bir turizm pazarını iyi bir şekilde yönetmek, pazarlamak, bir destinasyonu rekabetçi yapabilmek için gereken tüm unsurları içeren bir rekabetçi yaklaşımdır. İyi tanımlanmış amaçlarla ve göstergelerle mantıksal bir çerçeve kurmak, ayrıntılı bütçe, mali portre ve ilgi gruplarının tümüne açık görev ve sorumluluklar veren bir iş planı hazırlamak gereklidir. Ziyaretçinin izlenmesi ve ziyaretçi yönetim planı, madem ki doğa gibi hassas bir sistemde çalışılıyor, bu durumda turist ziyaretinin ilkelerini belirleyen bir ziyaretçi yönetim planı gereksinimi vardır.